arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çok kolay ve çok şık bir örgü çalışması yapacağız modelimiz kaydırmalı bir çalışma gördüğünüz gibi artışlarımız var fakat eksilmeyi tek bir sırada yapmaktayız yani artışlarımız sürekli olurken Eksilmeyi bir sırada yapıp bitirmekteyiz ve çok kolay olmakta. Görünümü de gayet kolay. Kesinlikle hiçbir kafa karıştırıcılığı olmayan kolay ve güzel bir çalışma. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın bile rahatlıkla yapabileceği güzel bir çalışma. Bu çalışmayla neler yapabiliriz? Atkı, şal, yelek, ceket, yazlı kırkalar süveterler, yelekler çalışabiliriz. Tabi dilediğiniz her yerde bu modeli uygulayabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre şiş tercihinde bulunursanız modelimiz daha güzel olacaktır. İnce iplerle 2-2,5 numaralı kalın iplerde ise 3-3,5 ya da ipin kalınlığına göre artış gösterirse modelimiz gayet güzel duracaktır. Her türlü şişte çok hoş olan modelimizi hemen çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmak için ben 3,5 numaralı şişimle çalıştım ve şöyle etrofil baby can marka ipim var. Biraz dolgun, çok ince değil ve 10 katları artı 3 olacak. 2, 4, 6, 8, 10 bir tane modelim. 2, 4, 6, 8, 10 ikinci modelim. 2, 4, 6, 8, 10 üçüncü modelim ve sonrasında 3 tane de ilmek olacak. Onar onar ilmeklerimizi alalım. Ne öreceksek e, lastik de gerekmeyen bir çalışma. Şallar, atkılar, etoller, yelekler, ceketler, bluzlar çok çok güzel olmakta. Örmesi de son derece kolay ve çok zevkli. Yani nasıl başlayıp nasıl bitirdiğinizi bile bilemeyeceksiniz. İlmeklerimi ben aldım. Bakın burası şöyle tuttuğum zaman örgümün arka yüzü. Buradan bütün ilmeklerimizi düz olarak bir sıra örelim diğer ön yüzden modelimizi kurmaya başlayalım. İlk ilmeğimi de ben örüyorum. İlk sıra şişten çıkaracağımız için örmemiz uygun olacaktır. Şöyle bakın ipimiz burada örgünün ters yüzündeyiz ve bütün ilmeklerimi bu yönden düz örüyorum. Diğer tarafa ters düşecek örgümüzün düz yönüne. Buradaki herhangi bir işlem değil. Sadece şişimizin ilk sırasından kurtarmak için yaptığımız işlemimiz ön yüzden modelimizi uygulamaya başlayacağız. Örgümüzün ön yönündeyiz. Bakın şuradaki kısa ipimiz sol taraftaysa örgümüzün ön yönü olduğunu göstermekte. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum iki tane ilmeğim örülmüş oldu bir boş bir düz bir tane artış yapıyorum şişimin üzerine ip aldım ve devam eden 9 tane ilmeği ters örüyorum artışımdan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane tersimi ördüm. Bir defa başını doluyorum. 9 tersten sonra başını doladım. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Başını doladım. Bir düz ördüm. Düz ilmeğimden sonra yeniden bir defa daha artış işlemini yani şöyle başını dolama işlemini yapıp 9 tane ters örmeye başlayacağım. Yaptığım işlemi uza uzağa gitmeden hemen hatırlatmak istiyorum. Bir boş aldım. Bir düz iki ilmeğimi ördüm. Bir tane artış yaptım. 9 tane ters ördüm. Bir artış yaptım. Bir düz ördüm. Bir daha artış yapıyorum ve 9 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane tersimizi ördükten sonra yine şurada yaptığım işlemi yapıyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir tane daha artış yapıyorum. Düzümün bir tane düz ilmeğimin sağında ve solunda birer artışımı yapıyorum. Artışımı yaptıktan sonra yeniden 9 tane tersimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ve 9. 9 tane tersimi ördüm. 2 tane ilmeğim kaldı bakınız. 2 ilmeğimi de tıpkı başlangıçta olduğu gibi bakınız. 2 tane ilmeğim bir tane artışım vardı. 9 ilmekten 9 tersten sonra bir tane artış yapıyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum her ikisini de. Evet. Birinci sıramızı bu şekilde model kurarak bitirdik. Arkasında bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ya yani modelimizi her zaman yani bütün işlemlerimizi ön yüzde yapıyoruz. Arkadan bütün arttığımızı, ters ördüğümüzü, düz ördüğümüzü hepsini ters bir şekilde örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters. Hepsini bakın arttığım ilmeğim ters. Ters. Hepsini ters örüyorum. Arttığım ilmek, aradaki düz ördüğüm ilmek, tekrar arttığım ilmek, Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bütün ilmeklerimizi ters olarak ördüm. Örgümün yeniden ön yüzündeyim. Şöyle görelim. Bakınız arttığımız yerler belli olmakta. Şimdi bu sıramızda yine artışımızı yapmaya devam edeceğiz. Bir önceki sırada arttığımızı öreceğiz. Bir tane daha artıp yine aradaki 9 tane tersimizi öreceğiz. Şöyle başlayalım. Hem yapalım hem anlatalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bir önceki artırdığım ilmeğimi yine düz olarak örüyorum ve bu ilmeğimden sonra bir tane artış yapıyorum 9 tane tersimden önce bir artışım yani burada 3 tane ilmeğim ördüm boşaldığımla birlikte artışımı yapıyorum 9 tane tersimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 terslerin sayısı hiç değişmeyecek. 8, 9 düz ve artışlarımızda işlem yapacağız. Evet 9 tane tersim ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 9. Şimdi bir önceki sırada artış yaptım. Bölüme geldim. Hemen orayı görüyorum. Hemen öncesinde yine artışımın hemen önünde yine artışı yapıyorum. Ve burada diğer sırada ilk sırada artma yaptığım yeri örüyorum. 1, 2, 3 tane düzü Arttıktan sonra örüyorum. Artışımı yaptım. Bir önceki sırada artış yaptığım yeri örüyorum. Bir temel ortada duran örüyorum. İki sonrasındaki artışı ördüm. Üç. Üç tane bir artış. Üç düz ördükten sonra terslerimi görüyorum. Tersime başlamadan önce yine bir artış yapıyorum. Ve dokuz tane tersimi örüyorum. Dokuz tersimizi örelim. diğer sıradaki artma yerine kadar örüyorum. Bakınız ilk sıralar mutlaka kontrol edin. Hata yapmamak için hata yapın. Moraliniz hiç bozulmasın. 2, 4, 6, 8, 9, 9 tersimi ördüm. Tıpkı burada yapmış olduğum gibi bir önceki sırada arttıklarımı örüyorum. Ortada 3 tane düz birer sağına soluna artıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane düzüm ortada bir artış yapıyorum. 3 tane düzü örüyorum. 2 ve 3. 3.dan sonra bir tane daha artış yapıyorum. Buradaki 9 tersimi örüyorum. 9 tane tersimi ördüm. 2 4 6 8 ve 9. Şimdi bir önceki sırada artma yapmıştım. Onun hemen önüne bir tane artış yapıyorum ve 3 tane düzümü örüyorum. 1 2 ve 3. Çeviriyorum. Arkadan bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Hiç burada videomuzu uzatmayalım arka sıradaki işlemlerimiz hiç değişmeyecek. Hepsini ters örelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Arkayı tamamen ters örerek geldi ve modelimiz kendisini o soldan o soldan göstermeye başladı. Şimdi yine bu sıramızda 9 har terslerimiz yine 9 ters olarak devam edecek. Artış yaptığımız noktalar ise yine artışlarımızı yapacağız. Bu kez 1 2 3 4 5 tane düz örüyoruz öncesinde ve sonrasında birer artışımız olacak hemen şuradan Başlıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeği ikinciyi örüyorum. Üçüncüyü dördüncüyü ördüm. Arttığım ilmekler bakın dört tane oldu. Hemen terslere geldim. Bir tane artış yapıyorum. Burası yarım model olduğu için artışımı yaptım. Aradaki sekiz tane tersimi örüyorum. Dokuz tane tersimi örüyorum. Üç, dört, beş, altı, 7 8 ve 9. 9 tersimizde yine hiçbir değişiklik yok. Şurada artma yapmış olduğum bölümümüz bakınız 1 2 3 4 ve artışımda 5. Bu aradaki 5'i düz olarak örüyorum. Öncesinde ve sonrasında bir tane artış yapıyorum. Öncesindeki artışımı yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane daha artışımı yapıyorum. 5 düzüm ördükten sonra birinci artışım. Arada 5 tane düzüm ve bir dişteki artışım. Ve 9 tane tersimi örüyorum. 9 tersimi ördüm. 2, 4, 6, 8 ve 9. Şimdi ortadaki 1, 2, 3, 4, 5 artışlarımız bir öncekiyle. Birden 3'tü 5 oldu. Şimdi bir sağına bir soluna artışımı yapıyorum artışımı yaptım ve 5 tane aradaki ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5. 5'ten sonra bir tane daha artış yapıp buradaki 9 tane tersimi de örüyorum. Ön yüzde artışlarımızı yaparak ilerliyoruz. bakınız hiç kesme işlemi yapmıyoruz. Sadece artışlarımı yapıyorum. 9 tane tersimi ördükten sonra bir tane artış yapıyorum ve kenardaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Arkadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz. Bakınız modelimiz kendisini e, göstermeye başladı. Burada yarım modelimiz bitiştirdi. Burada tam modelimiz bakınız bir olan ilmeğimizi sağdan ve solundan artışları yaptırarak 1, 3, 5, şu anda 7 oldu. Bakınız arada 7 öreceğiz ve burada 9 olması için artışımızı yapacağız. Şimdi aradaki bu 9 ilmeğimiz de hiçbir şekilde değişmedi. Devam edelim. Kenardan örmeye başlıyorum. Ön yüzde artışlar yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle bakınız. Aradaki 9 tane ilmekten önce bir tane artışımı yapıyorum ve 9 tersimi örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tersi ördükten sonra bir tane artış yapıyorum. Bu aradaki 7 tane ilmeğimi örüyorum. Artışlarla 7'ye ulaştırdık. 1. Bakın bir tane artışımı yaptım. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7'nin sonunda bir tane artış yapıyorum ve buradaki 9 tane tersimi örüyorum. 9'a 9 olacaklar bakınız. 9 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar şuradaki yapmış olduğumuz gibi bir tane 9 tane tersten sonra artışımı yapıyorum. Aradaki 7 ilmeği örüyorum. 1 2 düz örüyoruz. 3 4 5 6 7 bir tane artışımı yapıp 9 tane tersim örüyorum 9 tersimi ördüm ve kenardaki 5 tane ilmeği öreceğim öncesinde bir artışımı yapıyorum ve 5 tane düzümü örüyorum 2 3 4 ve 5 şimdi örgümün arkasını çeviriyorum bütün ilmeklerimi arka yönden ters olarak örüyorum sıramızı tirelim ters. Evet, örgümün arka yönden ters olarak ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Burada 1 olarak başladığım ilmek sayısı 1 3 5 7 9 olarak tamamlandı. Şimdi bu 9 tane tersimiz, 9 tane de düzümüz var ilmek olarak. Şöyle baktığınızda bakınız 2 4 6 8 ve 9. 9 tane ters vardı. Buradaki gördüğümüz 9 tane şu zamana kadar ördüğümüz terslerin tamamını kesip bir ilmeği düşüreceğiz. Buradaki düzlerimizi ise ters ilmeği yani 9 ters olarak buradaki düzlerimizi devam ettireceğiz. Artık 9 ters bunlar olacak. Artırarak yaptığımız ve bu şekilde modelimiz kayarak ilerleyecek. Şimdi örgümüze başlayalım. Önce bu kenardaki ilmeğimizi şöyle terse çeviriyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ördüm. Terse çeviriyorum. 1 ters. 2 ters. 3 ters. Bakınız bir tane de boş almıştık. Toplamda 4. 5 ve 6. 6 tane ters ilmeğimiz oldu bu kenarda. Lütfen dikkat edelim. 2 4 6. Şimdi burada 9 tane ilmeğimiz terste. Bunu keseceğiz hepsini bir tane. İsterseniz şişle, isterseniz tığımızla bu 9 ilmeğimizi kesebilirsiniz. İlmek sayısı fazla olduğu için haliyle şişle biraz zorluk çıkarmakta. Ama kesmeden öncesinde ve sonrasında bir tane ilmeğimizi örüyoruz. Yani bir tane artış yapıyoruz. Burayı kesip bire düşürürüz. Öncesinde bir artış, sonrasında bir tane artış yapıyorum. Ben şöyle çok zorlanmayayım diye tığımla örüyorum. Bir tane artışımı yaptım. Bakınız. Şimdi geri kalan 9 tane ilmeğimi tek seferde çekmek için şöyle alıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8 ve 9. Dokuz, 9'unu da aldım. Şöyle şişimle arttırdım. Ve bir tane alıyorum. İlmeği içinden çıkarıyorum. Ve takıyorum. Kesme işlemimizi tamamladıktan sonra şöyle tekrar kontrolümüzü yapalım. Bakınız bir tane artış yaptım. Bir kestim. Tekrar artışımı yapıyorum. Aradaki 9 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Artışımı yaptım ve başlıyorum. 1 Ters 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 artırarak çoğalttığımız 9 ilmek sayısını Tersi çevirdim. Bakınız düzlerimiz ters oldu. Ve buradaki kestiğim işlemin sağında ve solunda birer artış. Tıpkı burada yapmış olduğumuz işlemimizi bunun üzerinden devam ettireceğiz. Şimdi burada çalışacağız. Bu zamana kadar ters ördüğümüz 9 ilmeğin üzerinden bir tane düz, iki tane de kenarlarında başlangıç. Yani başlangıç ve bitişinde bir tane artış başında ve sonunda. Evet. Şimdi tekrar geldim bu terslerin olduğu bölüme. Öncesinde bir artışma yapıyorum ve şöyle tığımı takıyorum. 9 ilmeğimin hepsini aynı anda şişimle zorlanmamak adına tabi sizler nasıl kolayınıza geliyorsa 2, 4, 6, 8 ve 9 hepsini tek seferde alarak çıkartıyorum. Kesiyorum ipimizi şöyle tığ olduğu için yarımlamama ya da özen gösterelim. Çıkarıyorum ve şişime takıyorum. Bakınız şöyle güzelce kesin bir tane artışımı yapmıştım şimdi bir artış yapıyorum düz olan ilmeklerimi 9 tane terse çeviriyorum artışımı yaptım ve 9 tane ters ki 3 4 ipimizi yarımlamadan alalım. Düz yerimizi ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi derse çevirdim. 2, 4 6, 8 ve 9 Tekrar bir tane önden artışımı yapıyorum. Aradaki 9 ilmeğimi tığımın yardımıyla alıyorum altından geçiriyorum çıkarıp da takabilirsiniz çıkmadan takarız tişime tekrar takıyorum bir artışta başta vardı bakın ilmeklerimizin tamamını kestikten sonra yine bir artışımı yapıyorum kenardaki altı ilmeğimi ters örüyorum ve modelimizi kaydırarak yeniden başlatmış oluyoruz bir alt sırada yapmış olduğumuz işlemin aynını tekrar edeceğiz burada da. Şimdi arkadan hepsini ters olarak örelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Arka önden ters örerek gelmiştik. Şimdi aşağıda şu kısımda yapmış olduğumuz işlemlerimizi Buradaki sağında ve solunda birer artış yaptım. Ortasında da bir ilmeğimiz vardı. Buradan artışlarımızı düz olarak öreceğiz. Buradaki haroşamızın üzeri düz olarak devam edecek ve burayı haroşa olarak öreceğiz. Yani ters örgümüzü önden ve arkadan devam ettireceğiz. Şimdi başlayalım. Sonrasında yine aynı işlemlerimizi tekrar çiz. Burada 6 tane tersim olacak. Her iki yönde de ters örüyorum. 6 ilmeğimden 6'sını ördüm hemen. Bir önceki sırada artışımı görüyoruz arkadan da ters örmüştüm. Şimdi bunun öncesinde bir tane artış yapıyorum ve 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 3 tane düzü ördüm. Bir artış yaptım. Kenardaki 9 tane tersimi örüyorum. Ve işlemlerimiz alt sırada yapmış olduğumuz gibi aynen devam edecek. 9 tane haroşamız buradan devam edecek. Burada da genişleme işlemini haroşamızın üzerine yapacağız. Arkadan da ters öreceğiz. 1, 3, 5, 7 sadece ön yüzde artırıyoruz. Arka yüzde ters örüyoruz. Bunu bitireyim ben bu sırayı. Daha sonrasında yeniden birlikte olalım. Evet aynı şekilde örerek geldim. Artışlarımı yaptım. Haroşamın üzerine düzüm. Burada da bakınız düzün üzerine haroşamızı ördük kaydırarak modelimizi yerleştirdik ve gayet güzel oldu şimdi alt sıradaki işlemimizin aynını tekrar ediyoruz yani alttaki gibi modelimizi bu kısma yarım olarak kuruyoruz onun için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum buradaki alt ilmeğimizin geriye kalan 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi tek seferde kesiyorum ama gördüğünüz gibi başını dolamıyorum çünkü burada tek yönden artışımızı yapacağız kestikten sonra kestikten sonra artış yapıyorum. 5 tane ilmeğimi şöyle alıyorum ve kesiyorum. Şişime takıyorum ilmeğimi. Şöyle şuradan çıkarıp takayım. 5 tane ilmeğimi kestim. Şimdi burada 2 tane ilmeğimiz oldu. Bir tane artışımı yapıyorum ve burada gördüğüm 9 tane ilmeğimin hepsini ters olarak örüyorum. 9 ilmeğimizi ördükten sonra yeniden bir tane artışımı yapıyorum. Buradaki 9 tane haroşamızı tığımdan yardım alarak kesiyorum. Yani altta yaptığımız işlemimizi tekrar edelim. Hepsini aynı anda kestim. Öncesinde bir artmıştım. Tekrar bir tane artıyorum. Buradaki düzün üzerine 9 tane Ilmeğimi terse çeviriyorum ve işlemlerimizi bu şekilde tekrar ederek istediğimiz örgülerimizde bu güzel çalışmamızı kullanıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde bir yönden artışlarımızı yaparken bir yönden aynı sayıdaki terslerimizi örerek modelimizin yerlerini değiştirip bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle görelim. Kaydırma yöntemi uyguluyoruz. Birinci sıradaki ile üçüncü sıradaki aynı, iki ile de dördüncü sıradaki aynı yerlere sahip şekilde çok güzel, ombeli güzel bir çalışma oldu. Umarım siz de beğenerek örersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.